ederim ya. Şöyle bandıra bandıra rahat rahat elimizde yiyek ya. Cemal. Çek elini o salatadan. Hiç sevmediğim şeyleri yapıyorsunuz. Kenar mahallede mi büyüttüm ben sizi? Aman bir sus. Ne susacağım ayol? Ne susacağım? Şiştim. Aha böyle oldum. Yapma diyor kadın. Tamam anne. Bunu yiyeyim bir daha yemeyeceğim. Dur. Kız. Elini bandırma. Çatanı kullan. Allah Allah. Korkusuz. Korkusuz. Oldu mu? Oldu. Ben sana göstereceğim evde. Kalk. Ne oldu kalk? Kalk dans edeceğiz kalk. Kız saçmalama yemek yiyorum şurada ya. Kalk diyorum Cemal ya. Hiç bu kadar ayrı kalmadık. Olmadık veda. Mavi, benimle dans eder misin? Yok. Sevmem ben dans etmeyi. Ali, Gülizar'la dans et. İstemiyor işte. Neyse ben kırmayayım seni. Ay maşallah yavrularıma, maşallah nasıl yakışıyorlar. Bir de şöyle kucağımıza bir torun verseler, bizden tatlısı olmaz. Değer mi Refika Hanımcığım? Ay bir de torun diyor bu kadın. Ay aklımı oynatacağım vallahi. Der Refika der, karışma. Oh, ay taşı kaldı derim tuttu. Sevda, kız kalk hadi dans edelim. Gerçi bir disco değil ama. Akrabayla dans mı edilir amca ya? Niye edilmesin ya? Allah Allah. Yavrum. Pembeyle dans et o zaman sen de. Pembeyle mi? He. Niye? Ne maksatla? Kalk. Ah. İyi hadi İsmet. Yürü dans edelim. Baba kız çok ısrar etti. Kalkayım şimdi ayıp olmasın. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala akçam alıyor. Her hafta böyle gelip dans etsek ya karı koca ne güzel olur. Ateş yok, yok. Keşke Ürgüp'te dans kursu olsaydı ya. Ne bileyim böyle tango, salsa, cha cha, vals falan yapardık. Yapardık. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Oriental de olur. Sen iyi kıvırıyorsun. Çok iyi kıvırıyorsun. Ah! Bakma diyorum canım. Bakma diyorum şu kadına bakma diyorum. Kızım ne bakması ya? Nereden çıkartıyorsun ya? Bana uyacak gözün ha. Ya hayırca baktığım her yerde sen varsın Safo. Bunun nesi yetmiyor sana anlamadım. Ya onu biliyorum da işte. Tamam ya. Gel buraya gel. Sen sevdamsın yoksa yalan dolan. Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki. Yüzüğü bulmuşsun. Ben aramadım bile. Annem bulmuş getirmiş. İyi yapmış.
Sağ olsun Hasibe anne. Aklın gidiyordu değil mi? Gülzar'la dans edeceğim diye. Sen pek mi dillendin bakıyorum? Sabah affet beni mavi diye inliyordun. Ne oldu? Hala inliyorum. Mavi ne olur affet. Mavi ne olursun beni affet. Lütfen yalvarırım. Affet. Etmeyeceğim. Zaten nefret ediyordum senden. Bir de gıcık olmaya başladım. Olsun. O da bir şey. Hiçbir şey hissetmemen de iyidir. Öyle bakmasın. O kadar güzelsin ki. Elimde değil. Olsun bakmasın. Tamam. Bakmıyorum. Bakmasana. Öyle iyi mi? Hı? Anan ne uğraştı seni bana yamamak için be? Sen mi dedin kız? Anne şunu bana ayarla diye. He, ben dedim. Bu dünyada bir tek sen kalsan yine de sana dönüp bakmam. Hadi la. Nasıl ben sana bakmam? Yakışıklı, iş güç sahibi adamım sonuçta. Pardon canım ama hangi iş güç? Bizim şirketten müdürüm. Ne müdürü? Mal müdürü mü? Bana bak. Düzgün konuş. Odaklı konuş. Sen böyle var ya, fırıldak gibi çeviririm abi. Anladın mı? Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belamını derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde buhte kalan. Kardeşlerin var mı? Hemen getireyim abi. Sağ ol. Tamam ben artık sıkıldım dans etmek istemiyorum. Zaten ayağıma bastın, elimi sıktın. Allah Allah. Ben çok istiyorum. Anne ben bir helaya gidiyorum. Ne lazı? Loba diyeceksin kibar kibar. Unutma. Neyse işte ya. Loba. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Seyrediyordun. Seni niye seyredeyim ki? Ya bırak şimdi gördüm işte bana bakıyordum. Tüh ya. Vallahi yakalamışsın beni. Öyle güzel parlıyordun ki gözümü senden alamıyordum. Maytap geçiyorsun ama beni o adamların elinden kurtardın. Ne var bunda? Başka bir kız olsa onu da kurtarırdım. Ha sana özel değil diyor. Yani. Sen yine de beni dikkate al. Yani mecbur bundan sonra aynı ortamlarda bulunacağız. Fazla yanaşma. Aksını alırım. Allah'ım ya.
enişte, sağ ol ya. Çok eğlendik bu akşam. He ya, Allah razı olsun oğlum senden. Vallahi sayende dünya gözünden bir restoran gördük. Ne demek Asibe anne? Yine götürürüm sizi. İnşallah. İnşallah. Aslansın be enişte. Hadi ben yattım. İyi geceler. İyi geceler. Ana. Anam. Metin sizin odada televizyon izleyeceğiydi ya. He. Uyuyakalmıştır şimdi o. Ben onu sabahından alayım ha. E olur madem. Allah rahatlık versin o zaman. Cümleten iyi akşamlar. İyi geceler. Cemal. Vallahi benim de ayaklarım şişti ya dans etmekten canım. Hadi ben yatayım sen de gel. Tamam siz çıkın gelirim ben de hadi. Hadi kızım Seyda sen de yat. Ali'cim canım çok güzel bir geceydi. Her şey için çok teşekkürler. İyi geceler yenge. İyi geceler canım. Abi iyi geceler. İyi geceler. Asibe anne iyi geceler. İyi geceler yavrum. Allah rahatlık versin. İyi geceler Cemal. Aman Fazıl Bey Allah aşkına. Ne kadar uzatıyorsun canım? Ne var yani Gülizar bizimle geldiyse? O da aileden sayılır. Refika, sen benim ne dediğimi gayet iyi anladın. Gülizar'ı Ali'nin burnunun ucuna dikme. Ayıp. Bu da sana son sözüm. İyi geceler. Tövbe yarabbim. Restorandan beri didişiyorlar abi. Bık 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 beynimi yediler ya. Ya şu pembe de bana mı yanık anlamadım ki. Bütün gece kene gibi yapıştı durdu ya. Aman İsmet dans edelim. Dans edelim İsmet dans edelim. Ay Allah korusun. Bana bak İsmet. O kıza yüz verme. İnan ki seni böyle gebertirim. Ya yok anacığım ya. Ben yüz vermeyeyim hiç. Görmüyor musun Allah'ım var o şu. Şu kardeşimdeki yakışıklılığa bak sen ya. Allah'ım yani kurban olduğum işi gücü bırakmış bununla uğraşmış. Hayır lan sizde nasıl bir büyü var ki? Bu ailenin bütün kızları size vantuz gibi yapışıyor ya. Yani şimdi Ali abim bilemem. Ama hani benim genel olarak kadınlar üzerinde böyle dayanılmaz hayvani bir cazibem var da ondan. Cazibene tüküreyim seni. Tövbe yarabbi. Akşam akşam konuşturma beni. Ana bu ne be? Hakikaten ne bu? Ayı bayağı bayağı sofra kurmuş bunlar. Aa! Ay gümüşlerim! E yaktım çıranı bir gül. Çekilin bakayım şuradan. Bir gül! Kör olmayasınca neredesin kız sen? He? Abi uyuyor burada. Kız kalksana. Bir gül! Vallahi pes. Bakar mısın? Ayol masada kurmuş bunlar. Oh üzümler, fındık fıstıklar. Oh, oh, oh. Ana, benim 18 yıllık viskiyi de iç etmiş. Tu Allahsız seni ya. E benim gümüşleri de kullanmış, görmüyor musun? Kalksana kız. Bir gün. Ay, 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 ay. Bu ne be? Bu ne bu? Bu, bu. Ben de sizin gümüşlerinizi parlatıyordum hanımım. Siz ne ara geldiniz ya? Oh ye ye götür. Yin mi? Yok yedim ben sağ ol. Günahkar. Küs müyüz hala? Sen söyle o zaman. Ne yapayım ben affetmen için? Dağlara taşlara mavi ne olur beni affet. Eşekler gibi pişmanım diye mi yazayım? Yaz. Hatta halı da doku. Oldu mu? Thank you.
Uyu kızım sen, uyu, uyu, uyu bana bak hadi. Anam. Anam ben ne içtim böyle ya? Ay. Ay kafamda ayılar bağırıyor anam. Ay bir Gülay. Az daha uyanmasan altına edecekmişsin ha. Ay. Ay. Tövbe estağfurullah. Koş bir gün koş. Abdestin kaçacak kız. Ah. Ay. Anam. Ay. 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 Anam. Uy kafam. Davetini mi çıkardın kız? Metin yok. Yalnızım diye. Ha? Fatma. Ay! Ne oluyor lan? Gördün mü? Vallahi geberdirim seni. Irz düşmanı. Senin Fatma'nın odasında ne işin var lan? Ya ne? Ana, Fatma'nın odasıymış ya lan. Vallahi şey derken yanlışlıkla karıştırmışım ben ya onu. Yoksa olur mu öyle ya? Lan! Lan sen kocasız kadına sinmeye utanmıyor mu? Tüh! Senin sıfatına! Bak gördün mü ana? Hep böyle dolanıyor benim. Ah, ne dolanması kız? Ne dolanması? Ya ben yanlışlıkla şey ettim, karıştırdım diyorum ya. Tövbe estağfurullah, vallahi içime bir fenalık geldi ha. Yollarına dostlar. Sus seni, sus. Yalancı, yalancı herif. Baba, bir daha bu olay tekerrür ederse yemin ediyorum sana kıyameti koparırım. Aa, bütün urgube seni rezil ederim. Anlıyor mu? Şimdi... Defol! Dayı! Şimdi elime düştün Cemal. Anam. Koy verdik gitti. Hay Allah. Şuradan salam ver bana. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Abo. Kafam çatlıyor ya. Amma uyumuşum ha. Kızım niye uyandırmadın ya? İşim vardı geç kalacağım. Ben ne bileyim Cemal. Söyleseydin kaldırırdım herhalde. Allah Allah. Hadi kahvaltını et. Yok yok. Bana bir tas çorba getirin. Onu içim gideyim. Ay sen iyice varoş oldun yemin ediyorum ya. Sabah sabah ne çorbası Cemal? Allah Allah. Ne yiyeyim Safo? Ha? Sosyetikler gibi kahveyle kurasan mı yiyeyim? Ne yiyeyim? Baba kurasan değil kurubasan. Lan her ne zıkkımsa işte. Lan bir tas çorba içeceğim, susmadınız ya. Söyle sevgili karıcığım, ne arzu edersin, ne yiyeyim? Canın ne istiyor, söyle. Yani illa da sıcak bir şey arzu ediyorsan sevgili kocacığım, omlet olur, tost olur. İyi tamam, hadi bir omlet yap bunu, hadi. Maşallah, karnında serinle hiç çıkmayan Cemal.
Sen çok evine bağlı girdin. Ne diyorsun kız? Ne diyorsun Bülbül? He? Lan karnım aç, işim var işim. Gideceğim, geç kaldım, karnım aç. Aman iyi tamam, atarlanıp durma. Of, kafam dinginledi ya. Hasta olana, hastası olana sorun çıkarmadan izin vereceksin. İzin verdim diye de paralarından kesmeyeceksin. Tamam beyim. Günde en fazla 8 saat çalışacak. Mola zamanlarını da ihmal etmeyeceksin. 8 saat az değil mi beyim? Her yerde 10-12 saat çalışılıyor. Yasa böyle. Biz de bu yasaya uyacağız. Bundan sonra günlük çalışma ücretleri 100 TL olacak. Allah razı olsun. Yemeklerini de vereceğiz. Sigortalarını da yapacağız. Tamam? Tamam beyim. Allah razı olsun ha. Allah sizlerden de razı olsun. Allah işini rast kessin. Allah razı olsun, sağ ol. Yarın evraklarınızı getirin, işlemleri başlatalım. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun beyim. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah sizler de sağ ol. Sağ ol. Allah razı sağ ol. Olsun. Sizler de sağ ol. Mavi. İlyas. Senin ne işin var burada? Şey. Ben seni merak ettim de. Korkuttuysam kusura bakma. O gece eve gidince Ali sana bir şey yapmadı değil mi? İlyas. Ali öyle bir adam değil. Ali'nin eli kadına kalkmaz. Hem sana ne? Sen niye merak ediyorsun ki beni? Ediyorum. Böyle işte. Etme. Sen beni merak etme. Şimdi işim var, çık. Ben bir notere gidip geliyorum. Tamam abla. Hadi kolay gelsin. Allah Allah ya. Ya hadi lan. Açılsana. Başlayacağım şimdi ha. Allah Allah hadi be. Öf. Ne yapıyorsun sen İsmet? Ya yok baba. Para lazım oldu da açamadım bir türlü kasayı. Ne oldu, bozuldu mu bu Meret? Açılmaz tabii. Ali şifresini değiştirdi. Artık kasaya el atıp para almak yok. Nasıl yani, anlamadım. Ali ay başında herkese hakkıyla dağıtacak. Ne diyorsun ya? Ya öyle işçi gibi sabit para mı alacağız? Ne diyorsun baba Allah aşkına, olur mu öyle şey ya? Oldu bile İsmet. Artık ay başını bekleyeceğim. Var lan İsmet. Oğlum lan bir tıraş olup geleceğim ya. Bu işler bensiz dönmüyor mu lan? Ya dur abi, 2 dakika dalga geçme ya. Ali abim kasaya şifre koymuş. Hepimizi de aylığa bağlamış. Haberin var mı? Ne aylığı lan? Baban biliyor mu bunu? Biliyorum. Kendi dedi az önce zaten. Lan bu aile de fazla olmaya başladı arkadaş ya. 40 yıllık düzen ne bozuyor lan bu? Tamam abim, tamam. Hadi sen kapat. Ben onunla konuşurum. Dert etme sen. Hadi. Hey. Aylıkmış. Yeni yeni icatlar çıkarıyor başımıza ya. Lan koskoca ben belli bir parayla yaşayacağım. Oldu canım. Allah Allah.
Kolay gelsin kızlar. Mavi yok mu? Mavi abla mı? O notere gittiydi. Tamam. Sen biraz kay bakalım. Niye ki? Halı mı dokuyacaksın? Evet. Öğrenmek istiyorum. Nasıl yapıyorsun bir göster bakalım. Şöyle oturayım. Evet. Hadi. Önce şu ipi şöyle çekeceğim. Geçiriyoruz. Şöyle mi? Diğer taraftan da. Evet. Oğlum! Şuna bakarken yayma kendini. Sinirleri bozuyor vallahi. Affedersin baba. Kusura bakma da almışım gene. Habersiz geldik ama. Destur var mı Fazıl Bey'im? Buyurun beyler, buyurun. Hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Senin oğlan Ali işçilerin yevmiyesini arttırmış. Sigorta sözü de vermiş. Ortalık çalkalar diyor. Şimdi bizimkiler de tutturacak sigorta diye. Allah Allah. Bu çocuk niye böyle yaptı acaba? Al işte baba. Ya. Sen bana kızıp duruyorsun para kaybediyorum diye ama Ali abim hak hukuk diye ocağına incir ağacını dikecek en son. İsmet sen sus. Bir hal çaresine baksanız beyim. Tamam beyler, tamam. Ben o meseleyi halledeceğim. Siz rahat olun. Kalın selametle. Selametle. Vallahi biriniz bile gönlüme göre değilsiniz. Nerede Ali abi? Bul hemen bana. Ya bana ne bağırıyorsun baba, ona kız. Mavi'nin dükkanındadır o, nerede olacak? Cemal abin nerede? O da berbere gidiyorum demişti ama. Yürü hadi, yürü. Yürü. Ne arıyorsun kız? Günlük mü yazıyorsun Birgül? Çok komik. Senin kızın Mavi gibi hapiste birini buldum da ona mektup döşeniyorum hasibe. Allah'ım ya. Dur kız, çık, dur, dur, çık. Kinafir gözlü, hasbinallah, minil, vekil, çık kız. Kız Birgül, kim bilir acaba gene ne dolapları döndürüyor? Hey? Cemal. Bu ne hal lan? Karlar gibi adam yaptırıyorsun lan sen. Baba ben bunu yaptırmazsam insana benzemiyorum ki ne. Kalk lan kalk. Şimdi sırası değil. Ali bir işler sarmış başımıza. Gidip bir konuşalım şuna. Tamam. Hadi. Baba. Gülmesene lan. Lan gülme. Ya baba. Şimdi devirdi ya işte. Erkekler daha da yaptırıyor ya. Yürü lan yürü, konuşma. Vursana lan. Ne vuruyorsun ya? Gülme. Yapmayaydın adam. Ali. İyi ki buradasın. Ben de notere gittim, senet yaptırdım. Yani sana borçlarımı ödeyemezsen beni mahkemeye verebilirsin. Bana olan borcunu... kuruşu kuruşunu alacağım senden. Allah'ım yarabbim. Ya niye gülüyorsun? Anlaşmamız böyleydi bizim. Hem sen niye tezgahta oturuyorsun? Halı doku demiştin ya. Halı dokuyorum. Dur bakayım ne yazıyor orada? Beni... affet. Ya sahiden dokudun mu? Evet, dokudum. Affettin mi beni?
Sen ne yaptın oğlum? Ne yapmışım baba? İşçi ücretlerine zam yapmışsın. Üstelik hepsini sigortalı yapacağım demişsin. Abi, bu ne böyle? Neyini? Ada yaptırmış. He, yaptırdım. Ne var? Yani bakımlı erkek olmanın olmazsa olmazdır Ada. Sen niye söylemiyorsun suratımda Ada var diye ya? Niye abi, çok yakıştı. Böyle gez işte. Lan kesin gargarayı. Ali, bak oğlum. İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Anlıyorum. Ama bu böyle olmaz. Eski köye yeni adet getirme. Ya abi, senin sayende diğer tarla sahipler de bize atarlanıyor ya. Ya bizim işçiler de sigorta isterse ne yapacağız diyorlar. Onlar da yapsın o zaman. Baba, biz doğru olanı yapıyoruz. Sigortasız çalıştığının cezası var. Allah Allah. Sigortasız çalışsalar kim nereden bilecek ki? Olsun. Biz her şeyi kuralına göre yapalım. Oğlum, herkes kuralına uyuyor da bir biz mi kaldık uyumayan? Sen bizi batıracaksın oğlum. Vallahi batıracaksın. Oh, oh. Baba suratımı söktün, aşk olsun. Soruma hala cevap vermedin. Affettin mi? İn acık, in. Çoho. Bir 750 olsun. Olmaz. İn biraz daha in. 1,5 olsun, tamam. Bak hele, kilosunu birden vermezsen almayacağım. 1. Vallahi kurtarmaz bacım. Sanki kendini arıyorsun. Güreşçi gillerin parasını düşme. Sana mı kaldı? Bana kaldı he. Ne arışıyorsun? Allah Allah. Kollayacağım elbet dünürümün parasını ya. Tövbe tövbe. Bergül de bunları iyice alıştırmış ana. Bak, Bayram Efendi, Bayele. Bergül devri bitti artık. Hasiben'in devri başladı. Ahtım olsun o mutfak masrafını yarıya indirmez isem eğer. Hadi bakayım anam. Sen şimdi bana bir adam gibi fiyat ver bakayım. Höfleme. De bana. Kaça vereceksin? Anne Allah aşkına ya. Karıya baksana. Bak suratı estetikten uzaylıya dönmüş. Görüyor musun? Kız bunu gece görsem korkudan altıma yaparım be bak. Ay kız Safiye bir alemsin. Valla arı sokmuş gibi olmuş. Safiye Hanım. Ne oluyor gene kız? Ne koşturup duruyorsun ortada? Şey, bu mektup Safiye Hanım'a gelmiş de. Ver bakayım. Aç bir. Böyle beklerler. Böyle beklerler ne oluyor burada diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Ver bakayım şunu bana. Ay başımıza gelenler. Ay kim yazmış bunu? Gözün kör olmasın Cemal. Nerede benim telefonum? Telefonum ha? Dur be kızım, sakin ol. Sen benim üstüme gül kokluyorsun ha? Ah, ben sana yapacağımı bilirim. Doğru mu bu Cemal? Ne doğru mu kız? Ne oluyor, ne bağırıyorsun? Aldatıyor musun sen beni? Konağa mektup geldi koca seni aldatıyor diye. Ne diyorsun kız? Ne aldatması ya? Kızım şaka yapmıştır biri. Bana bak Cemal. Kiminle aldatıyor sen beni? Yemin ediyorum seni de o karıyı da bulup bacaklarınızı ortadan ikiye ayırırım ha, yeter. Ya dur bir Safiye ya, bir sakin ol tamam mı? Dur. Ben geliyorum şimdi, geliyorum hadi. Sen benim üstüme gül koklarsın. Of. Cevap vermedin. Neye cevap vermedin? Affettin mi beni? O kadar hala dokudum senin için. Affettim. Ama hala dokuduğum için değil. İşçilerini düşündüğüm için.
insanların hakkını verdiğin için. Sen diğer göreçkiler gibi değilsin. İyi bir adamsın sen. Bu yüzden affettim. Belki bir gün bana seni seviyorum da dersin. Onu demem işte. Bahse var mısın? Bir de bahse mi gireceğiz Ali? Yok yok. Şaka yaptım. Kızma hemen. Ama bir gün diyeceksin. Ya Ali, çok gıcıksın. Gıcığımdır. Ayaklarımın altı eskidi ya. Lan! Ay! Karıma o mektubu sen mi yazdın lan? Ne mektubu lan? Düş gelin yahasından. Konuşmayacaksın onunla. Sen bunun ne yaptığını biliyor musun? Kocan seni aldatıyor diye Safiye'ye mektup yazmış. Eğer Safiye beni bir boşasın var ya seni yakarım burada, yakarım. Yakarım. Lan! Dokunma lan evdemi! Evladım, yavrum bak. Büyükler konuşurken çocuklar karışmaz oğlum. Oğlum değilim lan ben senin. Anam, kuzum, gel hele yavrum. Yok bir şey, öyle konuşuyoruz be anne. Yok bir şey anne. Paket kim yazdı ki? Ne bileyim ben be? Ne her şeyi benden biliyorsunuz? Yeter ya! Gözü kör olmasın Cemal, o gözü kör olmasın. Ah be kızım yapma. Ay yalandır, iftiradır. Seni ne kadar sever bilmez miyiz biz? Hepimiz çok iyi biliriz. Bak anne, eğer o oğlun olacak adam beni gerçekten aldatıyorsa... ...vallahi bir dakika durmam, çocuğumu da alıp çeker giderim ben bu evden. Safiye, Safiye saçma sapan konuşma. Bu evden biri gidecekse o da Cemal olur, sen değil. Ama dur bak. Birisi sizi çekemiyor. O yazdı bu mektubu. Ay. Ah sakin Refika ol. Hanım koşun. Ne oluyor kızım gene? Cemal abi kapıda Asibe teyzelerle kavga ediyor. Allah'ım sen sabır ihsan eyle ya Rabbim. Cadı kazanına döndük. Göstereceğim şimdi. Yürü kız yürü. Yürü. Ay. Lan bana bakın. Eğer o mektupla bir alakanız varsa yemin olsun bak Ali Mali demem kapının önüne korum hepinizi. Cemal lan oğlum. Baba Türkçe konuşuyoruz anlamıyor mu? Biz yapmadık. Allah Allah. Bu ne Cemal? Ha? Bu ne? Yazıklar olsun. Allah seni kahretmesin ya. Ben sana saçımı süpürge ettim bir ben. Bir sakin ol ne olur kuzum. Yapma ne olur kurban olur. Yapma kızım. Aa Cemal. Bunlar mı yazdı bu mektubu he? Tabii kıskanıyorlar. Aile saadetinizi kıskanıyorlar. Neye biz yazalım ya? Sus. Allah Allah. Asıl Cemal... Refika Hanım, Refika Hanım. Safiye kızımızla Cemal Bey oğlumuzun evliliği bizim gerçekten gözümüzün nuru. Nasıl imreniyoruz? Allah saadetlerini daim etsin. Biz yapmadık, niye yapalım Allah'ın aşkına? Niye bağırıyorsunuz o zaman? Anacığım, güzel annem. Ya ben sadece kapıda birini gördünüz mü diye soruyordum bunlara ya. Yani mektubu kim yazdı gibisine. Yoksa benim onlarla bir alakam yok. Sinirlendim birazcık çıktım. Yani onlar da bu evin insanı. Niye onlara bağırayım ya? Onlarla bir alakam yok yani. Cemal, sen de bunlara inanıyorsun öyle mi canım? Aşkım. Bana bakın. Benim kocam saf olabilir ama beni kandıramazsınız. Ben akıllı bir kadınım anladın mı? Bu mektubu sizin yazdığınızı ben çok iyi biliyorum. Günlük mü yazıyorsun bir gün? Çok komik. Senin kızın Mavi gibi hapiste birini buldum da ona mektup döşeniyorum Hasibe. Çok iyi biliyorum bunu sizin yazdığınızı ben. Ya bırak ya. Ne olur, bırak ya Allah aşkına. Yavrum. Bak bir dönüp gidiyor. Ulan ben şimdi sen gel ya. Safiye. Bırak ya Allah aşkına. Nereye gidiyorsun? Ya bırak Allah'ın adını ver. Hayır bırakma. Allah'ın adını ver. Lütfen. Terbiyesiz. Azıcık konuşalım. Anam. Birgül abla, dışarısı yangın yerine döndü. Hasibe teyzelerle Safiye Hanımlar birbirine girdi. Aa, öyle mi olmuş?
Ne sebepten acaba? Sen kaçırmazdın böyle şeyleri. Niye çıkmadın kapıya? Aman ne çıkacağım canım? Herkesin kendi şahsi hayatı. Ben işimde gücümde bir insanım. Hatice. Sen git bir dışarı bağı ver kızım. Refika Hanım ilacını neyin ister belki. Tamam abla. Şunu Cemal, tut şunu Allah aşkına. Ya Cemal Allah aşkına bırak. Ben bunu yormadan bu geceden uyumam ya. Ya karıcığım sen niye böyle delirdin ya? Ya elinde kanıt yok, delil yok. Ya sen niye taktın bu insanlara bu kadar? Safiye, oğlum doğru söylüyor. He? Muhatap olma şunlarla kızım. Ya anne başıma gelenleri görmüyor mu Allah için ya? Abi, ne oluyor? Kız, sen yazdın bu mektubu değil mi? He? Ali'ye hıncım bitmedi. Şimdi bir de bize mi sardı kız? Ne diyorsun sen be? Abi. Ya Meri kocan seni aldatıyor diye yazmış Safiye'ye de. Yenge, Mavi niye öyle bir şey yapsın? Göreçki ailesine kini bir türlü bitmediği için olabilir mi acaba? O başka, bu başka. Ben böyle sinsilikler yapmam. Bence sen git onu kocana sor. O daha iyi bilir şüpheliyi. Ne diyorsun kız sen? He? Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Sen beni aldatıyorsun mu canım? Hayda, hayda. Tövbe estağfurullah. Gene döndük başa. Ya karıcığım, balım, aslanım, yiğidim, gülüm, bülbülüm. Etme böyle ya. Vallahi asaletimden, zarafetimden şüpheye düşürüyorsun beni ya. Bırak istemiyorum. Ama gel lütfen. Bana istemiyorum Cemo. Çok kırgınım sana. Ya istemiyorum. Sen yaptın değil mi? He. Ben yaptım çorbayı. Tuzu az mı olmuş hasibi ha bacım? Kıvırma kadın. Ona demiyorum. Safiye'ye mektubu sen mi gönderdin? He. Ben gönderttim. Ne olacak? Ne demek ne olacak kız? Günah değil mi? İftira atmaya utanmıyor mu? Ha. İftira atıyorum. Öyle mi? Gece gece Fatma'nın odasında buluşmalar neyin? O kadının bunu bilmeye hakkı yok mu Hasibe? Aynı evin içinde. Ayıp olmuyor mu? Sana da pes doğrusu. Kızını Ali'ye yamadığın yetmedi de sıra gelinine mi geldi? Onu da Cemal'a mı yamayacaksın ha? Ne diyorsun kız sen? Oh! Bana karşı biraz kibar olacaksın Hasibe. Bu konaktaki varlığınız benim iki dudağımın arasında kayır.